Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet biliyorsunuz LGS tarihimiz değişti. Dolayısıyla da en son sizlere de duyurduğum üzere ders çalışma programımızda da bir revizeye gittik. Yani yeni bir ders çalışma programı hazırladık ve tabii ki de buna göre de yeni bir çalışma sistemine gireceğiz. Yani yeni çalışma düzeniniz hakkında da bu videoda biraz konuşmak istedim açıkçası. PDF'lerimiz yine açıklama kısmında yer alacak. Bu sefer birden fazla PDF göreceksiniz. Bir tanesi çalışma programı. Yani gün gün hangi dersten kaç soru çözmemiz ile ilgili ve tabii ki de bazı detaylar var ki birazdan Bunları anlatacağım ve bir de sizler için saatli çalışma seansı hazırladım. Yani hangi saatlerde hangi derslere çalışmak sizlere daha verimli olur bunlar hakkında da konuşacağız bu videoda. Yani iki tane önemli başlığımız var. O yüzden başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve tabii ki de videoyu beğenirseniz sevinirim. Artık hazırsanız başlayabiliriz. Şimdi ilk iş çalışma programımızdan bahsedelim. Eğer PDF'yi indirdiyseniz zaten sayıları orada göreceksiniz. Yani hangi ders, hangi gün, hangi yoğunlukta çalışmalıyız vesaire göreceksiniz. Ben bu program ile ilgili fakat birkaç başlıkta sizlere açıklamalarda bulunmak istiyorum. Birincisi ve en önemlisi matematik konusunda. Dikkat ettiyseniz Mayıs ayı örnek sorularında da bunu çok fazla gördük. Hatta Milli Eğitim Soruları'nı deşifre ediyoruz videosunda da detaylıca açıklamıştım. Neydi o detaylıca açıkladığımız? işlem kalabalığına bizi boğmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla milli eğitim bize şu an bir silah doğrulttu gibi düşünebilirsiniz. Yani bizi elemek için bir yöntem keşfettiler. Zamanımızı alabilmek için fazlaca işlem kalabalığı, fazlaca işlem uzunlukları olacak. Yani buna kendimizi ufak ufak hazırlasak sanırım fena olmaz. Yani sorular kolay. İşte hocam bu örnek sorularda çok kolaymış diyenler e sen bir saatte çözersen o sorular kolay olur tabii ki de. Önemli olan Evet kolay olduğunu bazılarının özellikle kolay olduğunu farkındayız da kaç dakikada çözdüğünü de kendince bir kontrol etmeni tavsiye ediyorum. Yani dolayısıyla süre bazında bizimle savaşacaklarını biz şu an anlamış bulunuyoruz. O zaman ne yapacağız? Hemen karşı savunmamızı yapmamız gerekiyor. Bu savunmayı da nasıl kuruyoruz? temel soru çözerek yani temel düzeyde işlemsel düzeyde daha doğrusu böyle demek daha iyi olur. İşlemsel düzeyde soru yoğunluğumuzu arttırıyoruz. Daha önce söylemiştim size zaten. Bunu programa ekleyecektim. Ekledim. Yani matematik kısmında yeni nesil sorulara devam ediyoruz. Orada kesinlikle bir aksamamız yok. Fakat işlemsel düzeyde de hızlanabilmemiz için o çarpmalarda, bölmelerde tamam kolay gelecek. Mesela direkt kök içinde bir ifadeyi dışarı çıkartmanı isteyen sorular çözeceksin. Evet kolay. Nasıl yapman gerektiğini biliyorsun. Ama işte orada sizden istediğim şu. Temel soru eşittir zamana karşı yarıştığın soru olmalı. Dolayısıyla orada sadece hızınızı arttırmaya yönelik çalışacaksınız. Zaten temel sorulardan çok da bir şey öğrenmezsin. O konuyu zaten siz artık anladınız, öğrendiniz. O iş bitti. Öğrenme düzeyinde değil. Hızlanma için bu sefer o soruları kullanacağız. Zaten hep söylüyordunuz hocam elimizde bir sürü soru bankası kaldı, onları çözmeyelim mi diye. İşte buyurun size bu programda bu fırsatı veriyorum. Daha doğrusu böyle bir öneride bulunuyorum. Uygulayıp uygulamamak tamamen size kalmış. dolayısıyla hemen hemen her gün bakın %50 50 yeni nesil ve temel düzeyi çözüyoruz. Fakat burada şunu önemle söylüyorum. Yeni nesil sorulara 1,5-2 dakika ayırıyorsan temel sorulara da 2 dakika ayırmak yok. Onlara 30 saniye yeterli olacaktır. 30 saniye maksimum işlem uzunsa 1 dakika. Ama işlemsel sorulardan lütfen kaçmayın. Çünkü şöyle bir bilincimiz vardı. İşte bu soruyu yaparım ben ya. Çünkü zaten işlemleri biliyorum. Halle olur bu soru. Tamam hallolur zaten. Sana güveniyorum. Eminim ki yaparsın. Ama benim derdim o soruyu bir buçuk dakikada halledebilmen. Bir dakikada halledebilmen. Madem kolay yapabiliyorsun kronometreyi çalıştır. Bir de er meydanında görelim seni değil mi? Dolayısıyla lütfen bundan sonra bunlara dikkat ediyorsunuz. O soruları bırakıp kaçmak yok. Tamam yeni nesil yeni şeyler öğreneceğimiz ufkumuzu açacak sorulara çözmeye devam ediyoruz. Ama hızlanmamızın da çok fazla gerekli olduğunu milli eğitim ısrarla her örnek soruda suratımıza çarpıyor açıkçası. Gardımızı alalım. Biz hazır olalım. Onlar e, ellerinden geleni yapabilirler. Onun dışında Türkçeyi de yine ikiye ayırdım. Türkçe ve paragraf sorusu şeklinde. Paragrafın önemini biliyorsunuz gerçi ama yine de burada ayırarak da ben size bir kere daha bunu göstermek istedim. Paragraf, paragraf, her gün paragraf bakın. Dikkat ettiyseniz zaten her güne hemen hemen burada da 50-50 şeklinde bir dağılım gösteriyor paragraf sorularımızda. Türkçe ve dil bilgisi konusuyla beraber dolayısıyla onlara da yükleniyorsunuz. Bir kere daha söylüyorum. Paragraf çözmek eşittir çarpı 6 derse çalışmak demektir. Yani tüm derslere çalışıyormuş gibi düşünebiliriz. O yüzden paragrafın önemi gerçekten çok fazla. Bu program Haziran 1'ine kadar olan programdır bu arada. 1 Haziran'dan sonra koptuğumuz kısma geliyoruz. Yani artık son darbeyi vuracağınız yere geleceğiz. Son 19 günlük plan olacak o. 20 Haziran'da sınavımız. 1 Haziran'dan itibaren bomba bir çalışma yapacağız. Orada o son 19 günde nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir çalışma yapmalıyız. O gerçekten ölüm vuruşu olacak. Dolayısıyla ona özel olarak biz de hazırlanacağız, siz de şimdiden kafa olarak hazırlanmaya başlayın derim. Bu programı şimdilik sadece dediğim gibi nereye kadar 1 Haziran'a kadar uyguluyoruz. Toplamda gün bazında 250 civarı soru yazdım. Yani 250-300 civarı. Fakat sen bunu dediğim gibi eğer yapabiliyorsan lütfen arttır. Yani azaltma. Bu senin minimum sınırın olsun ama mümkün olduğu kadar üstüne çıkmaya çalış lütfen. Çünkü bu çalışmalar senin hedeflerinle de biraz doğru orantılı. Yani eğer gerçekten çok çok üst düzey bir yer istiyorsan bunların en azından %10, %20 kadar üstüne çıkmaya çalışın. İnkılap, İngilizce ve din kültürü var biliyorsunuz. Puanı bir katsayı olan derslerimiz. Bunlara her gün tek düze soru sayısı koydum. Yani hepsinden 20'şer soru. Her gün 60 soru bu bir katsayılı derslerimiz için ayırdım. Fakat sen eğer şunu diyorsan bana yani hocam ben İngilizce'de süper. Perfect. Ve diğer derslerimde biraz daha düşük diyorsan o zaman ne yapıyorsun? İngilizceyi az çalışıyorsun. 5-10 soruyla geçiştir, tadımlık olsun. Diğer derslere dağıtabilirsin o soruları. E, İnkılabım iyi diyorsan İngilizce berbatsa biraz oraya yüklenebilirsin gibi bu ayarlamayı lütfen kendi içinizde yapın. Bu yüzden zaten boş pdf'leri de bırakıyorum aşağıda. Eğer gerekirse kendiniz kendinize uygun olan programı da doldurabilirsiniz. Bu programların en büyük amacı sizleri bu yoğunluktan e, o dertten kurtarmak aslında. Hani ben program yapmakla uğraşmak istemiyorum ya da onunla zaman harcamak istemiyorum diyen arkadaşlarımız için e, bir nevi Hizmet ayağınıza geldi gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla dediğim gibi boş PDF'lerde mevcut onları kendinizce doldurabiliyorsunuz. Gelelim deneme kısmına. Onu söylemiştik zaten. Haftada 3 denememiz var. Bu da neden 3 deneme olduğunu daha önce de söylediğimiz gibi denemelere ulaşmakta zorlanıyorsunuz ya da maddi durumlar vesaire çok çok fazla deneme kitabı alma şansınız olmayabiliyor. Ama bu süreç gazeteler filan da bakın yayınlamaya başladı. Onları da takip etmenizi tavsiye ederim. E onun dışında zaten online denemeler var ama online denemeleri tekrar söylüyorum gerçek bir deneme gibi düşünmemek gerekiyor. Çünkü o atmosferi yaşamanız lazım ki birazdan çalışma seanslarında o atmosferle ilgili detaylıca konuşacağız. Onun dışında deneme günlerinde bir tık daha az soru yazdım. Çünkü denemeyi gerçekten ciddi bir şekilde analiz etmek zorundasınız. Yani sırf deneme yapmış olmak için deneme yapıyorsan zaten onu hiç yapmayalım biz. Boşuna zaman harcamayalım. Onun yerine PUBG oynar. Eğlenceli vakit geçiririz. Dolayısıyla bu işleri hakkını vererek yapalım. Yani eğer bir deneme çözüyorsak orada yaptığımız her yanlış, her boş hemen gün içerisinde analiz edilip tekrarlanması gerekiyor ve doğru sonuca bir şekilde ulaşmamız lazım. Denemelerin amacı bu zaten. Yanlışlarımızı, eksiklerimizi burada deneyip halledelim. Sınav günü doğrularını yapabilelim. Yani yanlış orada yanlış olarak bırakırsanız geçmiş olsun. Onun size bir kazancı olmaz. Deneme konusundaki söyleyeceklerim de bunlar. Onun dışında da program hakkı hakkında zaten sayısal olarak tüm detayları PDF'de görebilirsiniz. Gelelim ikinci PDF'mize. Yani ikinci sayfamıza çalışma seansları. Biraz daha burada işte bilimsel yaklaştık. Yani hangi derse, hangi saat dilimlerinde çalışırsak bir tık daha verimli olabilir Bunları genel çerçevede sizlere sunacağım. Fakat tekrar etmek gerekirse her öğrencinin, her bireyin hatta kendi yapısı farklıdır. Yani çalışma sisteminiz, çalışma saatleriniz, verimli saatleriniz farklı olabilir. Dolayısıyla bu bir kesin saatlerdir demek çok doğru olmaz. Bazıları kesin bakın onları söyleyeceğim ama onun dışında bu saatler üzerinde kendinizce ufak tefek oynamalar yapabilirsiniz. Ama bu bana çok uygun, ben bunu uygulayayım diyorsan da verimli olacağını ben şimdiden söyleyebilirim. Gelelim çalışma seanslarımıza. Belli saatlerde aynı dersleri de koymamaya çalıştım. Yani bir gün matematik, bir gün fen, başka gün Türkçe ya da paragraf o şekilde parçaladım. Bir programın sıkıcı olmaması çünkü önemli bir şey. Yani beyin alışırsa bir yerden sonra düşünmemeye başlayabiliriz. Dolayısıyla beyni arada şaşırtmak önemli. Ama Şaşırtmamamız gereken, beynimizi alıştırmamız gereken çok önemli 2 saat dilimi var. Birinci seans 9.30-10.50, ikinci seans 10.30-12.45. Muhtemelen pek çoğunuza tanıdık gelmiştir. ''Aa ben bu saatleri bir yerden tanıyorum.'' diyenleriniz olabilir, çok haklısınız. Çok da tanıdık gelmesi gerekiyor bu arada. Bunlar sizin LGS sınav saatleriniz. Dolayısıyla Ramazan'da oruç tutuyor ol ya da olma. Daha önce de söylemiştim zaten. Kesinlikle bu saatlere kendinizi alıştırmanızın muazzam önemi var. Neden? Çünkü beynine her gün otomatik bir şekilde bu saatlere alıştırırsan LGS gününde stresinizi ve kaygınızı en dibe indirebiliriz. Çünkü beyniniz ona alışacak. Yani 9.30'da direkt zaten Aa ben ders çalışmalıyım, soru çözmeliyim diye kendi başınıza aranmaya başlayacak. Bunu sağlatmak zorundayız. Hani her gün hemen hemen aynı saatte yemek yiyorsunuz ya. Çünkü o saatte karnınız acıkıyor. Ya da hemen hemen aynı saatlerde uykunuz geliyor. Bunlar işte beynin öğrenmeleridir. Yani beyniniz bir şeye alışıyor. Dolayısıyla o alıştığı şeyi her gün düzenli olarak görmek, yaşamak ister aynı bu şekilde düşünebiliriz. Ee, hangi günlerde hangi derslerin olduğunu yazdım. Mesela pazartesi ilk seansta matematik ve fen yazmışım. Tabii ki de bu 80 dakika boyunca aynı derse çalışmak zorunda değilsin. Matematik ve fen yazdım zaten o yüzden. Bunu 30-30 ayırabilirsin. Arada mola vererek tabii ki de. Ya da bir seansı ikiye bölüp bir dersi komple de çalışabilirsin. Mesela 80 dakika matematik, 30 matematik ara 30 matematik şeklinde de yapabilirsiniz süreleri. Salı, perşembe ve pazar günleri deneme yazdım. Bunları da kendi Değiştirebilirsin ama aralıklı olmasından dolayı ben bu şekilde belirledim salı perşembe ve pazar günleri deneme çözerken hatta fazla deneme çözme ihtimaliniz şansınız varsa elinizde deneme varsa mümkünse her gün bu saatlerde deneme çözmeniz daha da fazla faydalı olacaktır bunu da dipnot vereyim ama dediğim gibi çok fazla denemeye ulaşamayan arkadaşlar için ben sadece haftalık 3 deneme koydum ama şunu da söylemeliyim ki bu en minimum rakamdır. Bakın 3 oldukça az bir sayı alabildiğiniz kadar lütfen deneme alıp çözmeye çalışın. Bunu da söyleyeyim. Üçüncü seansımız 2.5 ile 4.5 arasında. Yani arada gerçekten iyi bir molanız var. öyle arası gibi düşünebilirsiniz bunu. Orada üçüncü seansta da 2 saat verdim. Bu 2 saatte de hep tek dersler koydum. Denemenin olduğu günlerde bir seansları boş bıraktım. O seanslarda dilerseniz dinlenebilirsiniz ama daha da önemlisi benim tavsiyem o boşluk kısımlarında yani çarpı işareti gördüğünüz yerlerde deneme çözümlerinizi analiz etmenizi ben düşünerek onları çarpı yaptım. Ama dediğim gibi e, analizlerinizi başka seansların içerisinde yapıp o boş çarpı yazan yerlerde de dinlenme yapabilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Dördüncü seansımız için de 5 ve 7 arası diyorum. Yani 17-19 arası. Burada da yine genelde 2 dersimiz var. 5 ve 7 arası 2 saat çünkü biliyorsunuz. Bunu nasıl tavsiye ederim size? 40 dakika çalışın 20 dakika mola ve daha sonra 1 saat daha devam edebilirsiniz. Evet dördüncü seansımız bu şekilde. Beşinci seansımızda yine dokuz buçuk, 10 buçuk arası yani akşam seansı. Burada da genelde hemen hemen her gün sayısal dersiniz var. Çünkü 9.30-10.30 arası gerçekten verimli saatlerimizden biridir. Aynı zamanda 11-12 arası da artık gecenin son seansında da fen, Türkçe fen, matematik gibi karıştırdım. Burada dediğim gibi dersleri siz dilediğiniz gibi yer değiştirebilirsiniz. Ben şu saatte şu derse çalışsam çok daha verimli olur dediğiniz seanslar varsa ya da dersler varsa o şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu videoluk benden bu kadar çalışma seanslarımızı da bu şekilde yine PDF halinde aşağıda e, alabilirsiniz. Boş halinde koyacağım. Onu da dilerseniz doldurabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.